Hello. Biz bugün evlenme olayımızın ilk ciddi alışverişini yapmaya geldik. Mobilyalar için tamamen Ankara'daki birçok yeri gezdik. Sitelerdeki özellikle birçok yeri gezdik. O gezmelerden çok fazla bahsetmek istemiyorum. Çünkü onlarda göreceğiniz şeyler zaten size yardımcı olabilecek şeyler değil. Çünkü gerçekten hoş şeyler değillerdi. Biz sitelerde bu Karpuzlu 2'de görünecek mi bilmiyorum. Master Mobilya'ya geldik. Gösteriyor Eren şimdi. Evet. Master Mobilya'ya geldik ve burada birkaç tane seçeneğimiz vardı. Belirlemiştik onları. Şimdi onlara karar vermeye geldik. Bu sırada da size hem mağazayı gezdireceğiz hem de bizim seçeneklerimiz neler onları göstereceğiz. O zaman gidiyoruz. Ay rengi ne kadar tatlı Evren. Ama şu ağaçlıktan hiç hoşlanmıyorum. En sevmediğim şey mobilyada şu ağaçlık ama koltukların rengi çok güzelmiş. Şimdi bizim seçeneklerimiz aslında belli de burada birkaç tane şey gezdirmek istiyorum. Bunu birçok siteler mobilyada görebilirsiniz. Zaten Instagram'da falan da çok fazla reklamlar çıkıyor. Şimdi bizim beğendiklerimizden birinde oturuyorlar. Yatak odasında da böyle bir şey var. Bizim beğendiğimiz koltuk takımı burada mı? Burada oturuyorlar şu anda. Böyle beyaz ama gold detayları olan bir şeyler var. Aslında bu da güzel ama gold içi tarzım değil benim. O yüzden güzelmiş ama. Anneler geziyor şimdi. Böyle garip köşe takımları var. Böyle kas tüyü. Şu böyle çok enteresan bir takım. Rengi çok güzel. Yastıkları falan. Şimdi bizim seçeneklerimizden birine geliyorum. Bizim salon takımı olarak yani yemek masası, konsol, televizyon ünitesi olarak düşündüğümüz takımlardan biri bu. Şu ünitesi, biz üst modül istemiyoruz çünkü ona çok da gerek yok. Bu yemek takımı. Masa açılabilir masa değil ama rengi ve şeyi çok güzel aslında. Yani diğer yerlerden vazgeçmemizin sebebi bu. Mobilyaların renk hali çok güzel ve yumuşak. Bunun içinde şöyle bir tane çekmecesi var ki benim konsolda en istediğim şey çekmece olmasıydı. Ya hatta bir şey söyleyeceğim. Diğer konsolun altına da mı çekmece yaptırsak? Çok çekmeceye gerek yok. Çekmecenin ihtiyacı ama birinde çatal kaşık alır, biri de yemek masası şey alır. Ne onun adı? Ya bu berjer çok hoşuma gidiyor. Çok tatlı. Bir diğer yemek takım şey de bu. Odada bu. Seçeneklerimizde bu ünitesi, bunun da böyle üst modülü var ama biz üst modül şey yapmıyoruz, tercih etmiyoruz. Bu yemek masası. Yemek masası böyle simli simli güzel ama bana çok böyle şey gelmiyor. Bunun sandalyelerinden çok hoşlanmadım aslında. Ama onun dışında her şey çok güzeldi. Bunun yine konsolunun içinde, bu burada gold görünüyor ama ışıktan onlar aslında metal. Hatta ayna. Bunun bir tarafı böyle, diğer tarafı böyle. Diğer tarafında yine aynası var. Ay ayna demişim ya. Çekmecesi var. Aynası da böyle. Sanki farklı farklı şeyleri bir araya getirmişsin gibi. Bizim tarzımıza uyabilse aslında şu koltuk takımını çok beğendim. Özellikle şu rengini çok beğendim. Yani farklı bir salon konsepti yapsaydım kesinlikle bu koltuk takımını alırdım. Koltuk takımı olarak seçeneklerimizden birisi bu. Bunların ayakları tamamen değişebiliyor. Koltukların renkleri değişebiliyor. Metalleri değişebiliyor. Şuradaki siyah yerleri değişebiliyor. Bu biraz daha böyle dilim dilim bir modeli var. Bunun modeli bu yani. Dilim dilim olması. Bunu da böyle paykit modeli. Bunu da böyle öp diye aşağı attığında yatak olabiliyor. Bir diğer koltuk takımı seçeneğimiz de bu. Berjeri bu şekilde. Bunu oturduğunda çok fazla böyle kolların boşta kalıyor böyle oluyor. O yüzden hoşlanmadım ondan. Ama bunun şu metal detayları, chester detayları çok tatlı. Bu detaylar da şu beğendiğim takımla çok uygun. Ama bunun berjerini bu olarak düşünmüyoruz. Şimdi yatak odası için yukarı çıkıyorum. Neredesin? Ben niye bırakıyorsun? Biz bir yolda birlikte değil miydik? Niye böyle yapıyorsun? Ha, kime diyorum? Beni unutma. Düz çıkın. Burası da üst kat.
Burada da böyle koltuk takımları var ama bunlar biraz daha böyle oturma odası takımı gibiler. Bir tane böyle yatak odası takımı var ama bizim yatak odasının boyutlarıyla ilgili problem olduğu için biz sürgülü kapak tercih etmek zorundayız. Aslında ben dolap yaptırmak istiyordum ama hiçbir şekilde anneleri buna ikna edemedim. O yüzden beğendiğimiz yatak odası takımı bu. Bu şeyi şifonyeri ama bu şifonyer şöyle yukarıdan açılıyor. İçinde böyle bölmeleri var. Ama yani bizim orada bir 80 santimlik alanımız olduğu için bunu 80 santim 4 çekmece olacak şekilde yaptıracağız. Bu komodinler yatak başlığına falan tamamen bağlılar. Hepsi birlikte. Onlar da böyle üstten bu şekilde açılıyorlar ama bunun tek dezavantajı üzerlerine abajur koyamayacak olmam. Şu başlığın rengi şu an böyle. Şurada ledleri var ama onlar bu şekilde renk olarak değişkenlik gösterebiliyorlar. Bunun üzerindeki de şu an şu. Büyük ihtimalle ben üzerindekini şey yapacağım, tutacağım. Çünkü şu renkle bu daha bir patlıyor gibi geliyor. Onun da nerede şeyi, tuşu şu. Buradan da ışığı açıp kapatabiliyorsunuz. Yani şunun üzerine koyacağınız abajuru eksikliğini buradan halledebiliyoruz. Bu da dolabı açındı. Dolap bu şekilde. Sensörleri var orada. Aslında benim bu takımda hani dedim ya dolap yaptıracaktım falan diye. Bu takımda en dikkat çeken şey içinin çok güzel şey yapılmış olması. Ne ya? Düzenlenmiş olması. Öbür tarafta aç. Hiç şeyle açamadı. Şurada da çekmeceleri var. Şurada bir pantolonluk var. O pantolonun yerine büyük ihtimalle bir şu yukarıdakinden yaparım. Çünkü o pantolonlukla burası 5 tane pantolon alır. Ama oraya askı yaparsan daha fazla pantolon alabilir diye düşünüyorum. Burası böyle. Yine üstünde böyle bir alanı var. Bir de burada böyle bir busu var. Bu da işte şey. Ney? Çorap, morap. Bir şey. Buralara işte kemer falan. O tip şeyler yapılabilir. Bu da böyle. Hazır mısın aşağı gidip karar vermeye? Biz karar verdik. Verdik mi? Evet. Evren'i biraz ikna etmesi zor oldu. Çünkü salon takımını seçerken Evren'le biraz ayrıştık biz çünkü. O beyaz dedi, ben gri dedim ama... Ayvin. Ne kadar mutlu. Şimdi son kez gösteriyorum. Beğendiğimiz koltuk takımı bu. Bunun renk kartelasında seçtiğimiz renkler de biri şu açık gri. Açık gri ile birlikte de şunu tonluyoruz. Yani bu ikisi olacak. Aslında şu olabilir diye düşünüyordum. Hani koyu gri ile şunu yapabilirim diye düşünüyordum. Ama bunun kirlenmesi, temizlik sıkıntısı falan, yerleşen kirin temizlenmesi büyük problem yaratacak. Bu şeyler hepsi kendinde var zaten. Yastıklar, şu pullular falan. Normalde bunun kendi berjeri buydu. Ama bu berjer... Bir otursana bak, sana nasıl iyi oturlamadığını göstereceğim şimdi. Bu berjer oturduğunda kollar boşta. Aynen öyle. Evet. Evet, tam olarak o oluyor. O yüzden biz odayı da biraz daha iyi değerlendirebilmek için farklı bir berjer seçtik. Seçtiğimiz salon takımı da bu. Ben kazandım tabii ama aynası çok güzel. Böyle şey gibi, dolunay gibi, yeni ay gibi bir şey gibi bir şey bu ayna bence. Güneş tutulması gibi bir şey bence bu ayna. Aynası çok güzel. Şu baş sandalyelerin rengini farklı yapmayacağız. Hepsini aynı renk yapacağız ve o gösterdiğim koyu griden olacak. Masa açılır kapanır masa değil. Bence gerek de yok. Eskiden de öyle açılır kapanır masa. Sabit zaten, hani yer problemi olmadığı için de masayla ilgili bir sıkıntı yok. Ünite de bu. Ünitenin çekmecesini açabilir misin? Dört tane çekmecesi var ünitenin. Aynen. Şimdi koltuk takımıyla birlikte kombinlediğimiz berjeri göstereceğim. El sallar mısınız kızlar? Seçtiğimiz berjer de bu. Evet. Bu çocuk Luna Park gibi. Aynen öyle.
baktım bize. Düşünsene eve geldiğimde sen evde oluyormuşsun. Patron gibi sırtını dönüp sonra bana böyle örp diye bir dönüş. Bir zamanlar fakir ama böyle ama hala fakir olan bir genç vardı diye. Bu da seçtiğimiz Berger. Ahmet abi var sağ olsun bizimle ilgilendi. Sonra Eşref abi ilgilendi. İkisine de buradan gerçekten çok teşekkür ediyorum. Birazdan onlara da el sallatacağım. Onlardan da iki tane pullu yastık ve bir tane, iki tane de tembel. İkisi birden geliyor. Evet, ikisi de birlikte geliyorlar. İki tane de size sehpa hediyeleri oldu. Bu kadar. Mutlu muyuz? Bu kadar. Bence değilsiniz. Şu anda ikiniz de hesaplarınız eksildi. Biraz hafif hissediyoruz. Evet, biraz hafif hissediyorlar. Biz buradan gidiyoruz. Gidiyoruz. Bitirdik. Hadi gidelim. Gelirseniz selamı söyleyin. Bir indirim yaparlar mı bilmiyorum. Şu an arkada çok eğleniyorlar. Bizden aldılar parayı çünkü. Bayağı iyi eğleniyorlar yani. Ben olsam ben de eğlenirdim çünkü neden eğlenmeyeyim. Evet, buradan gidiyoruz ama arabamızın arkasına araba park etmişler. Çektiririz. Çektiririz ya. Sen ne diyorsun ki? Biz buradan gidiyoruz. Buradaki işimiz bitti aslında. Hani bir şeyleri belirleyip sadece seçeneklerimizi düşürmemize rağmen işimiz biraz kısa sürer diyordu ama saat 12'de buraya gittik ve şu an saat 4. Biz o kadar pazarlık yaptık. O kadar yaptık yani. Evet. Ama sağ olsun yardımcı oldular gene. Evet evet, gerçekten yani bir tık daha bir tık daha bekledim. Bir tık. Herkes bir pinçik bekledi. Pinçik içimizde kaldı ama bakalım neyse, olsun. Çok güzel oldu. Bitti gitti. Şey yapacaklar. Teslimatları hızlı ama bizim teslimat için acelemiz yok. Yani Ağustos'un Kurban Bayramı'ndan sonra gelmesi bizim için yeterliydi. Ama şu an bugün Haziran'ın 22'si. Temmuz'un ikinci haftasında veririz dediler. Müthiş. Ama biz Temmuz'un ikinci haftası biz istemiyoruz. O yüzden öyle. Şunları da mı alsaydık? Yani? Tabii şunları da mı istese? Şunlar görünür mü ki? Görünüyor mu? Şunları. Ahmet abi şunları. Neyse, müşteriyle ilgileniyormuş. Tamam, biz gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.